Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu yıl ilişkiler ve ortaklıklardan yana çok güzel fırsatlarınız var. Önemli açılımlar var hayatınızda. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz ve romantik etkilerle karşılaşabileceğiniz bir yıl 2022. Ay düğümleri Boğa Akrep aksında olacak ve tabii ki kadersel tutulmalarımız da Boğa ve Akrep burçlarında olacak sevgili Başaklar. Boğa ve Akrep burcu sizin için 9. ve 3. evlerinizi yönetiyor. Özellikle Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım ayları tutulma ayları ve bu aylarda iletişim, yakın çevre ilişkileriniz, eğitim, yurt dışı ile ilgili alanlarda bazı önemli açılımlar olabilir. 9. evinizde Uranüs var ve Kuzey düğüm artık Boğa burcunda. Birçok Başak burcu belki yurt dışı hedefleri içerisinde. İşte yurt dışında okumak istiyor, belki yer değiştirmek, taşınmak istiyor, bir yabancı bir ülkede yaşamak istiyor, iş kurmak istiyor. Özellikle uluslararası işler, uluslararası ticaret gibi konularda beklentileriniz var. Bunlar medya, iletişimle ilgili işler olabilir ya da akademik konularda bazı işler olabilir. Buralarda yıl genelinde mücadeleler var ama önemli açılımlar da var tabii ki. Uranüs zaman zaman fırsatlar verebilir size. Hiç beklemediğiniz yerde tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir. Ama bu değişimler ilişkilerle de bağlantılı olabilir. Yani bireysel anlamda vereceğiniz kararlar biraz ilişki dinamiklerinizle de eş zamanlı olarak gelişebilir. Özellikle Nisan ayı çok hızlı. 30 Nisan'da 10 derece Boğa burcundaki Uranüsyen tutulma işte böyle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz bir haberi getirebilir karşınıza, ama bu etkiler hani yıl sonuna kadar da devam edecek etkiler, sadece Nisan ayıyla sınırlı değil. Yakın çevre ilişkileriniz öne çıkıyor. Zaman zaman kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili, akrabalarla ilgili konular birazcık hani zihinsel olarak sizi meşgul edecek gibi görünüyor. Problemleriniz olabilir. Kardeşlerle ilgili bazı çözmeye çalıştığınız problemler olabilir. Belki bu aileyle ilgili bir konudur. Kardeşlerle ortaklaşa bir sorununuz var. Bu belki hukuksal bir konudur. Uğraşmanız gerekiyordur. Yani bir miras konusu örneğin çözümlenmeyi bekliyor. Fikirsel ayrımlar var burada. Hani belki yasal süreçler olabilir. Yasal bazı arayışlarınız olabilir burada. Kardeşlerle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Komşularla ilgili bazı hayatınızda kadersel dönüşümler olabilir. Çok sevdiğiniz bir komşunuz taşınabilir. İşte orada değişimler olabilir. Çevresel değişimler olabilir. Bunlar belki sizi biraz zihinsel olarak, duygusal olarak etkileyebilir yılın genelinde. Ama özellikle 9. evinizdeki güçlü etkiler ve Uranüs'ün tesiri size çok önemli bazı yeni hayata bakış açıları veriyor. Pencereler açıyor burada. İnançlarınız, felsefeleriniz değişiyor, kültürel yapılarınız değişiyor. Tabii ki yeni şeyler öğreneceğiniz bir yıl. Belki yeni farklı eğitimlere katılacaksınız. Hiç ilgilenmediğiniz bir şeylerle ilgileneceksiniz. Kişisel gelişimler olabilir bunlar. Manevi eğitimler olabilir. Akademik bir eğitim olabilir. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Tüm bunlar hayatta size yeni pencereler açacak. Sizi biraz daha özgürleştirecek. Meraklı olduğunuz bir yıl zaten. Bu arayışlarınız yıl genelinde hep devam ediyor. Bu arayışlarla beraber kendinizi geliştirebilecek ve size kültürel anlamda veya iş ve kariyer anlamında destek olabilecek birçok bilgi öğrenebilirsiniz. Özellikle medya, iletişim alanında basınla ilgili işleriniz varsa, bunlar iletişim sektörü olur, işte bilişim sektörü olabilir, internet üzerinde yapılan işler, faaliyetler olabilir, teknolojiyle ilgili işler olabilir. Çünkü Uranüs etkisi de var burada. Yeni adımlar atmanız, hayatınızda yeni kapılar açılması mümkün görünüyor ve bunlar daha uzun vadeli. Yani gerçekten de hani sizin hayat düzeninizi etkileyebilecek, hayattan beklentilerinizi, hedeflerinizi değiştirebilecek önemli bazı açılımlar, değişimler de olabilir. Sevgili Başaklar, Mars bu yıl uzun süre İkizler Burcu'nda Ağustos ortalarından itibaren girişini yapacak. Yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda. Yılın son 2 ayında da gerileyecek. Bu sizin için önemli tabii ki, değişken bir burçta olacağı için. Bir yandan hani kariyer mücadelenizin çok olacağını söylüyor. Yani bu yıl hırslısınız, kararlısınız. İş, kariyer konularında sorumluluklarınız var. Çok da fazla mücadele var. Ve ikizler işte iletişim, yayın işleri, bilgiyle ilgili konular, eğitimle ilgili konular. Buralarda daha fazla mücadeleniz var. Ama zaman zaman biraz çalıştığınız kişilerle ilgili şeyler olabilir, çatışmalar olabilir, otorite figürleriyle fikirsel çatışmalar
çalışmalarınız olabilir. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. Özellikle son 2 ay 31 Ekim'den itibaren kazalara, sakarlıklara, anlaşmazlıklara, beraber yaşadığımız kişiler, aile üyeleri ve otorite figürleriyle özellikle ilişki dinamiklerine dikkatli yaklaşmakta fayda var. Bazı iletişim sorunları veya bazı işte sağlık sorunlarını da daha fazla tetikleyebilir Mars'ın bu geri hareketi. Sevgili Başaklar, Satürn bu yıl geçen yıl olduğu gibi Kova burcunda ilerleyecek. Kova burcu sizin 6. eviniz. Demek ki iş konuları, günlük hayatımızın meşguliyeti biraz öne çıkıyor. Fazla yorulacağınız bir dönem. Geçen yılda aslında birçok işle uğraştınız. Boşa zaman geçirmediniz. Mesuliyetleriniz çok fazla, sorumluluklarınız çok fazla. Bu yıl bunlar devam ediyor. Bu yıl biraz daha belki etkili olacak. Yani geçen yıl zaman zaman engellerle de karşılaştınız. Bu yıl daha dengeli, daha istikrarlı bir şekilde bu çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Özellikle yaz ayları Ağustos ortasından itibaren Mars'ın da İkizler Burcu'na geçecek olması, iş kariyer konularındaki yaptığınız çalışmaların daha istikrarlı, daha sağlıklı, daha disiplinli bir şekilde ilerlemesini, belki hani iş konularında somut sonuçlar almanızı da sağlayabilir. Tüm bunlar olurken tabii ki yorulabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Zaman zaman iş konularında ister istemez Satürn biraz engeller, kısıtlamalar çıkarabilir burada. Özellikle tutulma dönemlerinde işte Mayıs ayı olabilir. Ekim sonundan itibaren Kasım ayı zaten bu anlamda biraz daha sıkıntılı olabilir. İşte iş engelleri, çalışmalarınızın bir şekilde istediğiniz gibi sonuçlanmaması, bazı birlikte çalıştığınız kişilerle fikirsel anlaşmazlıklar, bunlarla karşılaşabilirsiniz. Tüm bunların genelde günlük hayatınızın, alışkanlıklarınızın düzenlenmesi yönünde de bazı farkındalıklar vermesi mümkün. Çünkü sağlık konularına da hassas yaklaşmak gerekiyor. Eğer kronik sorunlarınız varsa, ki Satürn kronik sorunları tetikler, çok yorulursanız, çok stres olursanız, çok mücadele ederseniz, böyle olumsuz düşünceler, işte endişeler, kaygılar, ki siz bunları çok üretebilen bir burçsunuz, bunlar kronik sağlık sorunlarınızı biraz zorlayabilir. Mars'ın da gerileyeceği, özellikle 31 Ekim sonrası Kasım ayı, Aralık ayı bu sağlık sorunlarınızı biraz daha ortaya çıkarabilir. Dinlenmenize özen gösterin, sağlıklı beslenin. Gerektiğinde sorumluluklardan biraz kaçmak, işte biraz tatil fırsatları yaratmak önemli görünüyor. Vitamin destekleri almaya çalışın. Yeterince uyuyun. İşte biraz hareket, fiziksel aktivite, spor yapmaya çalışın. Zararlı alışkanlıklarınız varsa tabii ki, bu zararlı alışkanlıklarınızı da gözden geçirmeniz ve belki bunları bırakmanız konusunda Satürn burada sizi biraz daha denetleyecek gibi görünüyor. Nasıl denetleyebilir? Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşarsanız ister istemez diyete başlayabilirsiniz. İşte yapmamanız gereken o alışkanlıkları, zararlı alışkanlıkları hayatınızdan zorunlu olarak çıkarmanız gerekebilir. Bu şekilde Satürn'ün kısıtlamaları ve denetlemeleri altında da olabilirsiniz. Sevgili Başaklar, 2022'de en büyük şansınız ilişkilerden yana. Eğer evliyseniz eşinizle ilişkileriniz süper. 11 Mayıs'a kadar Jüpiter Balık burcunda daha anlayışlı, daha koruyucu bir eş anlamına geliyor, partner anlamına geliyor. Eğer evlenmek istiyorsanız bu yıl gerçekten evlenebileceğiniz de bir yıl. Evlilik için de çok güzel, olağanüstü fırsatlar söz konusu. Tabii ki her ilişki evlilik olmak zorunda değil. Yani uzun süreli ilişkilerinizi destekliyor Jüpiter bu yıl. Daha iyi ilerleyebileceğini, sizi gerçekten mutlu edebileceğini işaret ediyor. İşbirlikleri de olabilir, anlaşmalar olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle yine ilişkileriniz destekleyici olabilir. 11 Mayıs'a kadar bu olağanüstü şans sizinle beraber. Özellikle Nisan ayı, Mart ve Nisan ayı çok daha böyle ilginç tesirler var. Mart sonundan itibaren Venüs de bu yıl bahar aylarında, çünkü Balık burcunda ilişki evinizde olacak. Jüpiter'in önce Oğlak burcundaki Plüto ile ardından Neptün'le güzel bir kontağı var. Bu da ilişkilerdeki desteği çok doruk noktasına ulaştıracak. Bu yıl evlilik için, anlaşmalar için, işbirlikleri için, sözleşmeler için Mart sonundan itibaren, Mart'ın son haftası Nisan ayını iyi değerlendirebilirsiniz. Ve bu dönemde yani gerçekten destek istediğiniz alanlarda yalnızsanız
sizin için çok güçlü ilişkiler karşınıza çıkabilir. Önemli yardımlar, destekler alabilirsiniz. Eşinizin hayatında da iyileşmeler olabilir. Eşinizin bazı sorunları varsa bu iyileşmeleri, bu yardımları, bu desteği bu yıl hissedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, belki eşiniz evlisiniz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, Mart sonu, Nisan gibi böyle önemli kararlar almanız da mümkün görünüyor. Bu yıl evlilik, işte eşten, partnerden mutluluk almak, çocuklarla ilgili konularda mutluluklar, tüm buralarda destekleriniz var. İş konularında, kariyer konularında sorumluluklarınız artıyor ama sizi destekleyecek ortaklarınız var. Ya da sizi destekleyecek eşiniz var. Ya da size iş ve kariyer konularında destek olabilecek işbirlikleri ya da yine kariyerinize destek olabilecek güzel ilişkiler, evlilik gibi fırsatlarda bu yılın genelinde karşınıza çıkabilir ve özellikle Mart sonu, Nisan ayı çok önemli. Eylül ayı da ilişkiler adına önemli. Sevgili Başaklar, burcunuzda bir yeni ay var ve ilişki evinizde bir dolunay var. İlişkilerinizle ilgili belirleyici bir ay. 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç burcuna geçecek. 28 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda bu sefer 8. evinizi büyütüyor ve buradaki şansları veriyor. Bu da maddi konularda destekleyici olacak. Çalışmalardan, işbirliklerinden daha fazla ek gelir gelebilir. Mesela hani güzel bir evlilik yaptınız ya da iyi bir işbirliği içerisindesiniz ve bunun tabii ki size maddi destekleri de akmaya başlayabilir. Ya da eşiniz işte bir işe girdi, güzel bir iş konusunda bir gelişme oldu, eşinizin kazançları arttı ve size tabii ki maddi destekler gelmeye başlayabilir. Aynı şekilde özellikle 11 Mayıs'tan itibaren kredi almak gibi bir konunuz gündemdeyse bunun için şanslarınız var. Bir borcu yapılandırmak, ödemek için de daha fazla destekler alabilirsiniz. Daha sağlıklı bir şekilde, hani kendinizi maddi güvende hissedebileceğiniz ya da maddi sorunlarınızı çözümleyebileceğiniz daha sağlıklı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hepinize mutlu, başarılı bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.